Merhaba arkadaşlar. Derslerimize devam ediyoruz. En son görmüş olduğunuz şekilde şuradaki kontak sayfamızı yapmıştık. Ve şuradaki formumuzu çalışır hale getirmiştik arkadaşlar. SMTP ayarlarını kendi Gmail account'umuzun üzerinden yapmıştık. Şimdi bu dersimizde arkadaşlar son olarak sayfamızda şuradaki services bölümü kaldı. Ama bu services bölümünü blok olarak değiştirmeyi düşündük arkadaşlar. Böylelikle daha fazla şey öğrenebiliriz. Size daha fazla katkısı olur. Zaten genel olarak sayfamızda görmüş olduğunuz gibi normal sayfaları gayet başarılı bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Home sayfamız bu şekilde. About sayfamız bu şekilde arkadaşlar. Work sayfamızda bu şekilde bir galerimiz var. Ayrıca kontak sayfamız da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar gelelim. Önce şuradaki services linkini blok olarak çevirelim. Bunun için arkadaşlar geliyorum hemen. Appearance. Şurada customize'a geldim. Customize bölümünde burada öncelikle arkadaşlar menüyü değiştireceğiz. Menüdeki şuradaki services linkini blok olarak ayarlayacağız. Tabii onun gittiği sayfayı da aynı şekilde şuradaki services sayfası değil de blok olarak değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi geliyoruz buradan. Menülere geldim arkadaşlar. Menülere geldim. Şurada main menüm var. Kendim oluşturmuş oldum. Şuradaki services alanına geliyorum. Ve burada arkadaşlar linkimiz services değil de bunu blok olarak değiştiriyorum arkadaşlar. Blok olarak değiştirdim. Publish diyorum. Refresh ettiğimiz zaman sayfamızı görmüş olduğum gibi şuradaki blok olarak değişti. Ama dikkat ederseniz halen link olarak services yazıyor arkadaşlar. Bunu yapalım şimdi. Dashboard'umuza gittiğimizde tekrar bunu nasıl yapacağız? Şurada page alanına tıklıyorum. Burada services sayfamızı seçiyorum arkadaşlar. Services sayfamızı seçiyorum. Şurada öncelikle şu başlığımızı blok olarak değiştirelim. Ayrıca görmüş olduğunuz gibi şurada permalink var. Bu permalinki de değiştiriyorum. Services olarak değil de blok olmasını istiyorum arkadaşlar. Update diyorum. Şurada blok tıkladığınız zaman dikkat ederseniz buradaki linkimizi de blok olarak değiştirdik. Şimdi ne yapacağız? Buradaki blok sayfamızı biz oluşturduk ama bunu WordPress'in bunun bir bloğa ait olan sayfa olmasını isteyeceğiz. Yani buraya girdiğimiz postların bu blok sayfasına gelmesini sağlayacağız arkadaşlar şimdi. Bunun için yine Appearance'e gidiyoruz. Customize diyoruz arkadaşlar. Customize ekranının açılmasını bekliyoruz. Dediğim gibi burada sayfamızın şekil olarak blok haline getirdik. Ama buraya postların düşmesini sağlayacağız arkadaşlar. Örnek bir postumuz var mesela Hello World şeklinde. Bunun burada görünmesini sağlayacağız. Bunun için ne yapıyoruz? Burada statik, daha önceki sürümdeydi sanırım statik sayfa. Şurada homepage settings'e girelim arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz statik sayfa olarak ana sayfamızı home'a ayarladık. Burada da arkadaşlar post page olarak da ne yapacağız? Şuradaki blog sayfamızı seçeceğiz. Publish dediğimiz zaman
Bunu yani görüntüdeki blog sayfasını işlevsel olarak da blog sayfası haline dönüştürmemize yarıyor bu işlem. Refresh ettiğimiz zaman arkadaşlar ne yapacağız? Görmüş olduğunuz gibi burada blog sayfamız geldi. Şimdi genel olarak biz diğer sayfalarımızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mesela About sayfamızı tüm sayfalarda Elementor plugin'ini kullandık. Blog sayfasında arkadaşlar ben Elementor'u kullanmayacağım. Siz blog sayfası için de Elementor'u kullanabilirsiniz. Ama mümkün olduğu kadar sade bir şekilde blog sayfası olmasını istiyorum ben. Burada hazır bir tane postumuz var burada arkadaşlar. Şuraya tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi buradaki gönderilen postun, gönderilen öğenin sayfasına geliyor. Biz tabii bu hazır olanın yanında biz bir tane kendimiz de oluşturacağız. Bu şekilde nasıl postlar oluşturduğumuzu, kendi blogumuza nasıl yazılar ekleyeceğimizi göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle gelelim. Blog sayfamızı dönelim tekrar dashboard'a. Blog sayfamızda birkaç değişiklik yapalım. Mesela şurada content layout olarak default olarak dursun arkadaşlar. Bunlar ayrıyeten şuradaki title'a gelelim. Mesela şuradaki title'ı bir disabled edelim. Update diyorum. Refresh ettiğim zaman oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradaki başlıktan kurtulmuş olduk. Ama ben blog sayfası için bu başlığın kalmasını istiyorum arkadaşlar. Geliyorum yine blogda display page title bu default olarak kalsın arkadaşlar. Buraya kendimiz blog yerine kendi başlığımızı da verebiliriz. Update diyorum bu şekilde. Refresh ediyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tekrar şu başlığımız gelmiş olsun. Şimdi burada arkadaşlar post sayfasına geldiğimiz zaman burada add new diyerek kendi postumuzu yeni bir yazımızı ekleyebiliriz arkadaşlar. Ama bundan önce biz gelelim sayfamızda appearance diyorum arkadaşlar. Customize diyelim. Şurada görmüş olduğunuz blog sayfamızda başka ne gibi değişiklikler yapabiliriz? Ona bakalım. Dediğim gibi burada Elementor arayüzünü kullanmayacağım arkadaşlar. Ben blog için biraz daha farklı gözüksün sayfamız. Customize açılırsa eğer geldi arkadaşlar. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi Customize bölümünde blok alanımız var arkadaşlar. Oraya tıklayalım. Blok alanına tıklayalım. Şimdi blok entries ve single post şeklinde. Bu şunu söylüyor. Blok entries buradaki blok sayfamızın kendisini düzenlememize yarar. Single post da şurada buraya tıkladığımız zaman dikkat ederseniz bu yazıya ait bir sayfa çıkıyor. Bunu değiştirmemiz yarar arkadaşlar. Şimdi blog sayfamıza gelelim. Bakalım burada ne gibi değişiklikler yapabiliriz. Onu inceleyelim. Blog entries diyorum. Şimdi görmüş olduğunuz şekilde burada normalde sidebar sağ tarafta, sol tarafta yazılar olacak şekilde isterseniz bunu değiştirebiliriz arkadaşlar. Bunu şuradaki sidebar kısmını sol tarafa alabilirsiniz. Ayrıca blog style light image değildi. Bunu biz grid haline getirelim. Grid haline getiriyorum. Publish diyorum arkadaşlar. Grid haline getirdiğimiz zaman şöyle görmüş olduğunuz şekilde böyle arkadaşlar ufak kutucuklar şeklinde çıkıyor. Bu şekilde daha başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Ayrıca buradaki sütun
bunu ikiye bölünmüş şekilde, yani şurada bir ve iki sütuna bölüyor. Bunu değiştirebiliriz arkadaşlar. 6'ya kadar bunu değiştirebiliriz. Ayrıca görselimizi, kullanacağımız görseli kendimiz ne yapabiliriz? Kendimiz değerler verebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunların şurada görmüş olduğunuz şekilde element position var. Feature image, title. Şu şekilde mesela dikkat ederseniz görselimiz yukarıda olacak. Şu blokta bu gerçi örnek postta görsel yok ama birazdan yapacağız zaten. Title dikkat ederseniz başlığımız ikinci tarafta. Mesela bunu title'ı görünmez olarak düşünebiliriz. Publish dersek şuradaki title'ımız ortadan kalkacak. Tabi bu şekilde istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Burada ben featured image kalsın, title kalsın. Meta kalsın diyelim arkadaşlar. Şimdi burada şurada görmüş olduğunuz gibi metada da ne değerleri var? Meta dediği şu alan arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz alana meta deniliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi tarih, yorum, kategorisi vesaire gibi şeyler var. Bunları da dikkat ederseniz görünmez hale getirebilirsiniz. Mesela burada bence işte comments alanını silelim, kategoriyi silelim ördek olması açısından. Publish diyeceğim. Şuradaki comment ve kategori alanı girecek arkadaşlar. Refresh ediyorum. Ne oldu? Görmüş olduğunuz şekilde arkadaşlar burada yorum ve kategori alanlarını silmiş olduk. Şimdi bu kadar arkadaşlar konuştuktan sonra bu hazır postum yanına bir de kendi postumuzu oluşturalım. Bakalım nasıl oluyormuş. Geliyorum buradan yine WordPress dashboard'una dönelim. Burada dikkat ederseniz bu kez ne diyeceğiz? Page değil, post ekleyeceğiz arkadaşlar. Hemen post tıkladığımız zaman burada zaten var. Add new diyelim arkadaşlar. Add new diyelim. Buraya başlık olarak ne girelim bakalım. Başlık olarak diyelim ki aklıma bir şey gelmedi. Şöyle diyelim başlığı neymiş. Hadi şöyle yeni blok yazımız diyelim arkadaşlar. Yeni blok yazımız diyelim. Şöyle Lipsum'dan da şu şekilde bir paragrafı kopyalayalım arkadaşlar. Kopyalayalım. Yapıştıralım şöyle paragrafımızı. Şimdi bu iki blog postumuzda ne yapalım arkadaşlar? Blog postumuzda featured image yani görsel ekleyelim arkadaşlar. Hemen şurada sağ altta set featured image var. Ona tıklıyorum. Ne olsun? Şöyle bir tane var olan görselimizden seçelim. Şuradaki görselimizi seçelim arkadaşlar. Set featured image diyorum. Görmüş olduğunuz gibi görselimiz geldi arkadaşlar. Görselimiz geldi. Şuradaki format olarak bu formatlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Ben standart olarak seçiyorum. Publish diyorum arkadaşlar. Refresh ettiğimiz zaman ne oldu arkadaşlar? Görmüş olduğunuz şekilde görselimiz kendi yazdığımız arkadaşlar ne oldu? Yazımızı, yeni blogumuzu oluşturmuş olduk. Hatta şuradaki Hello World'dan da kurtulalım da tamamını biz kendimiz oluşturalım. Şöyle All Post'a tekrar geliyorum. Şurada dikkat ederseniz Hello World şeklinde şey var. Oraya tıklıyorum arkadaşlar.
Hele orada tıklıyorum. Şurada bine gönderiyorum bunu. Binin içerisinden de delete permanently olarak silelim arkadaşlar. Şimdi refresh dediğim zaman ne oldu? Yalnızca bizim oluşturduğumuz blok içeriğimiz var. Gelelim tekrar bir post ekleyelim. Hemen add new diyorum. Add new post derken yeni blok yazımız diyelim. Buna da hadi eski blok yazımız diyelim arkadaşlar. Eski blok yazımız şeklinde yazdık. Yine şuradaki paragrafımızı kopyalayalım. Paragrafı direkt yapıştırdım. Standart olsun. Dediğim gibi arkadaşlar istediğiniz şekilde blok postu oluşturmak için buradaki özelliklerin tamamını da inceleyebilirsiniz. Yine şuradan Featured Image olarak Set Featured Image diyorum. Bu kez görsel olarak farklı seçelim. Şunu seçelim. Set Featured Image diyorum. Sonra da arkadaşlar Publish diyorum. Publish diyorum. Refresh ettiğim zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz şekilde tabi eski blok yazımız dedik ama eski blok yazımızı yeni oluşturduğumuz için bu daha öne geldi. Neyse zaten çok fark etmez. Görmüş olduğunuz şekilde bu şekilde blok sayfamızı oluşturabiliyoruz. Buradaki blok sayfamızın görünümünü değiştirmek için tekrar geliyoruz. Appearance'e, Custom'a gidelim. Blok sayfamızda başka ne gibi değişiklikler yapabiliriz? Onu da bu şekilde görebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi iki tane blok sayfamızı oluşturduk. Sayfamızın şekli, blok sayfamızın şekli diğer web içeriğimizin şeklinden daha fazla görünüyor ama hani blok için genelde kullanılan arkadaşlar böyle standart bir tasarım zaten. Kendi yazılarımızı, kendi blok içeriğimizi de bu şekilde aktarabiliriz. Gidiyoruz arkadaşlar. Yine Customize'dan bloğa gittik. Dikkat ederseniz Elementor kullanmıyorum bahsettiğim gibi. Blog post'a geldik. Şimdi yapacağımız değişiklikleri daha iyi görebiliriz. Mesela buradaki görsellerimiz medium olarak. Bu görsellerimizi mesela thumbnail'i çevirdiğimiz zaman ne oluyormuş? Bakalım. Publish diyelim. Refresh diyorum sayfama. Refresh diyorum. Thumbnail şeklinde biraz daha görselimizi aslında biraz daha büyüttü arkadaşlar. Bizim açımızdan şöyle medium şeklinde olması en iyisi. Onun haricinde başka neler yapabiliriz burada? Görmüş olduğunuz gibi burada şuradaki yazının rengini değiştirebiliriz. Yazının uzunluğunu değiştirebiliriz arkadaşlar. Mesela şunu 30 değil de ne yazalım buna? 15 diyelim mesela. Publish dediğim zaman refresh ediyorum. Tekrar refresh edelim. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki özet yazımızın arkadaşlar burada 30 karakterden 15 karakteri olarak indirdik. Blog pagination style'ı next ya da preview şeklinde de yapabiliriz. Ben standart olarak bırakıyorum bunu. Başka neleri değiştirebiliriz burada? Dediğim gibi şimdi elements position'ı nasıl değiştirdiğimizi daha rahat görebiliriz. Ne var burada? Görsel en üstte arkadaşlar. Biz görseli daha altı alabiliriz. Mesela featured image'ı başlığın altına alalım. Bakalım nasıl görünecek. Şuradaki görselimiz şu başlığın altında olacak arkadaşlar bu şekilde. Refresh ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir kez
başlığı üstü aldık, görseli altı aldık ama biraz önce ki daha başarılı görünüyordu. Publish diyorum. Buradaki bu şekilde arkadaşlar istediğiniz gibi değişiklikler yapabilirsiniz blog sayfanızda. Şimdi blog sayfamızda böyle. Şimdi blog sayfamızın geneli böyle ama her bir post için neler yapabiliriz ona bakalım. Her bir post için arkadaşlar sayfamız bu şekilde görünüyor. Geliyorum. Buradan geriye dönelim. Single post'a bakalım ne gibi değişiklikler yapabileceğiz. Aynı şekilde burada layout'u değiştirebiliyoruz. Hadi değiştirip nasıl oluyormuş görelim. Şu şekilde yapalım bunu. Publish diyelim. Şuradaki sayfalarımız bu kez sol tarafa gelecek. Refresh ediyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu kez sidebar'ımız sol tarafa geldi. O şekilde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. PageHeader title blog olarak görünüyor. Bunu blog değil de sayfanın post title olarak da değiştirebiliriz. Publish diyelim. Bakalım nasıl görünecek. Görmüş olduğunuz gibi burada bu şekilde daha mantıklı gibi hani postumuzun başlığını şeklinde olsa daha iyi olabilir. Ya da zaten şurada hazır başlık var. Ona gerek yok şeklinde de düşünebiliriz. Bence post title değil de direkt blog olarak kaysın. Normal genişlik için arkadaşlar verdiği bir 700 şeklinde bir değer var. Onu şey yapabilirsiniz. Burada da tekrar element positioning'i değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada comment alanı var diyelim. Diyelim ki siz comment alanını görünmesini istemiyorsunuz. Hemen şurada tıklayalım. Publish dediğim zaman refresh diyorum arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi buradaki comment alanım dan kurtulmuş oldum. Bu şekilde de arkadaşlar postları ve blog ana sayfanızı bu şekilde oluşturabiliriz. Genel olarak baktığımız zaman buraya içerikler eklendiğinde sayfanın görünümü fena olmayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi yeni search butonumuz var. Şimdi gelelim arkadaşlar buradaki sidebar'daki özellikleri değiştirmeye. Mesela siz şuradaki meta alanlarının gözükmesini istemiyor olabilirsiniz. Ya da resim postların gözükmesini istemiyor olabilirsiniz. Bunun için ne yapacağız? Geliyorum arkadaşlar. Bunun için öncelikle dashboard'umuza dönelim. Geldim arkadaşlar. Bunun için şurada Appearance'dan Widgets'lara gidiyorum arkadaşlar bu kez. Appearance'dan Widgets'lara gittim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar right sidebar'da bulunan özellikler var. Burada istediğiniz özellikleri arkadaşlar tıklayıp yerleştirebilirsiniz. Mesela ne yapalım biz burada? Burada görmüş olduğunuz arşiv widget var arkadaşlar. Bunu isterseniz silebilirsiniz. Ya da klasik değişiklikleri görmek açısından şu search'ü ne yapalım? Recent post'un altına alalım arkadaşlar. Search'ü recent post'un altına aldık. Yani şuradaki search alanı recent post'un altında görünecek. Refresh dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi recent post search'ün altına geldi. Bu şekilde arkadaşlar sidebar'da da sağ tarafta da istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Ya da şurada görmüş olduğunuz buradaki widget'ları taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapalım mesela? Şuradaki meta'yı sildik. Meta'yı sildik arkadaşlar. Ne ekleyelim oraya? Social Icons widget'ını ekleyelim arkadaşlar. Geliyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi Social Icons widget'ını
Taşıyorum, kusura bakmayın arkadaşlar, bayağı yorgunum. Dilim dolanıyor artık. Sosyal arkanız, widget'ın, bunun kategorisinin altına aldık dikkat ederseniz. Hemen kategorisinin altında meta'yı sildik. Şurada sosyal medya ikonları olacak. Tabii eklediysek onları. Bu şekilde tabii bu widget'ı da düzenlemek gerekir eklenmesi açısından. Bu şekilde de arkadaşlar sidebar'ımızı edit edebiliriz. Şimdi bunun haricinde arkadaşlar, şimdi şurada posta geldiğimiz zaman bir de bunu Elementor'la nasıl yapabilirdik? Onun hemen nasıl yapılacağının yolunu göstereceğim. Artık kullanıp kullanmamak size kalmış. Burada o postlara gittiğimiz zaman arkadaşlar, şurada dikkat ederseniz oluşturduğumuz postlar var arkadaşlar. Şuradaki eski blog yazımıza girelim. Burada dikkat ederseniz Edit with Elementor diye bir bölüm var arkadaşlar. Edit with Elementor'a tıkladığım zaman bakalım burada ne gibi değişiklikler yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada sayfamızı biz bu şekilde oluşturduk. Burada normal klasik daha önce yaptığımız değişiklikleri de yapabiliriz arkadaşlar. Ama bunun yanında şurada Add Template diyerek arkadaşlar hazır template'leri de kullanabiliriz. Burada template'ler arasında çok yoğun olarak kullanılan blog post template'i olması gerekiyor. O çok daha can canlı gözüküyor diyelim ama ben açıkçası WordPress'in klasik sade blog tasarımından çok daha memnunum. Geliyorum halen. Blog post, blog post. Şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar hazır template'i de kullanabilirsiniz. Hemen insert dediğiniz zaman template'imizin gelmesini bekliyoruz. Yalnızca bu ücretli olmayanlardan ya da ücretli olanlardan arkadaşlar template'leri kullanabilirsiniz. Dikkat ederseniz template direkt sayfamızın aşağısına geldi. Direkt arkadaşlar burada update diyorum ve sayfamızın nasıl göründüğünü bu şekilde görün. Eski blog yazımıza geldim. Dikkat ederseniz arkadaşlar hiç buradaki içerikleri oluşturmadan şu şekilde de, hatta şunu silerek yalnızca Elementor'un arkadaşlar bu template'ini kullanıp burada daha sonra Elementor vasıtasıyla burada istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Bu şekilde de arkadaşlar Elementor'daki blog post template'ini de bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben kendi sayfamda bunu kullanmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Hatta remove section diyelim. Hepsini bu şekilde teker teker silelim bakalım. Ben arkadaşlar bu şekilde sayfamın bu görünümden memnunum. O şekilde bırakacağım. Dediğim gibi siz de kendi istediğiniz şekilde blog içeriğinizi oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi tekrar özetlersek, öncelikle blog sayfamızın ana blog sayfamızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Ana blog sayfamızı oluşturuyoruz. Sonra postlar oluşturuyoruz. Bu postları da, bu postların her bir sayfasını da arkadaşlar teker teker stilleyebiliyoruz. Elementor yardımıyla ya da yalnızca WordPress'in dashboard'unu kullanarak. Blog sayfamızı da bitirmiş olduk arkadaşlar bu nedenle. Bugün bir sonraki dersimizde arkadaşlar sayfamızın
responsif özelliklerine bakarız nasıl görünüyor diyor. Çünkü ufak tefek hatalar çıkacaktır. Bakalım biraz küçülttüğümüz zaman. Dikkat ederseniz şuradaki mesela butonumuz uçtu. O tarz ufak tefek arkadaşlar. Responsif sorunlarla uğraşacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.